Kim bilir neredeler, ne yapıyorlar? Gelirler herhalde birazdan. Şu ileride bir kayık var ama... Babamlar değil anne, Kadirler. Kadirler kim? Kadir ve yanındaki kadın. Allah Allah, taktı kafayı kadına. Ay takarım tabii anne. Kocan sana telefonda canım, cicim, hayatım demiyorsa... kesin yanında başka bir kadın vardır, ondan çekiniyordur. Çekilmez benim oğlum. Aman yani yapmaz öyle şey. Yapar anne, yapar. Herkes onu bekar zannediyor. Ay kesin o Nilgün cadısıdır. Oo, bizim öyle tatil bitmiş. Hadi kalkalım. Cevabımı beklemeyecek misin? Hayır diyecek değilsiniz herhalde. Gidelim de Zühtü Bey'e haber verelim. İbo, bizim hesabı ver koç. Tamam abi, hemen gel. Ne kadar hoyrat, ne kadar kendinden emin. Küçük bir nikahla halledeceğiz deriz. Siz sakın konuşmayın, pot kırarsınız. Ben hallederim. Düğünlerden nefret ederim zaten. Hülya da nefret eder. Hele başka bir kadınla evleniyorsan. Buyurun. Merhaba Zühtü Bey. Buyurun, buyurun, gelin. Buyurun şöyle. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Ersan Bey, ayıp olmuyor mu ya? Şşş, şşş. Efendim, biz size önemli bir kararımızı bildirmek istiyoruz. Öyle mi? Nasıl bir kararmış bu? Hayırlı bir konu efendim. Evet, hayırlı bir konu efendim. Efendim, biz Nilgün Hanım'la evlenmeye karar verdik. Öyle mi? Evet, biraz ani oldu ama... Evet, bazı şeylerin anisi iyidir. Aa, nasıl olur ya, inanmıyorum. Şş, pır, pır. Vay alçak Kadir abi, vay. İnanın çok iyi yapıyorsunuz. Mutlu bir yuvanız olacağına eminim. Kadir Bey'i ilk gördüğümde böyle bir şey aklımdan geçmişti zaten. Öyle mi olmuştu? Düğününüzü ben yapacağım. Ne? Efendim biz bir nikahla halletmeyi düşünüyorduk. Yo, olur mu öyle şey? Şöyle anlı şanlı bir düğün yapacağız. Merak etmeyin, bütün masraflar bana ait. Ne dersin hayatım? Saçmalama derim hayatım. Biz yurt dışında evlenmeyi düşünüyoruz Zühtü Bey. Ay, sahi mi? Evet, İsviçre'de, Fransa'da olabilir ya da Yunan adaları, bilemiyorum. Ama Türkiye'de değil, düğüne gerek yok. Oralarda balayınızı yaparsınız ama düğünü ben yapacağım. Madem ısrar ediyorsunuz, neden olmasın? Değil mi? Hem aileleriniz de bu mutlu günü görsünler yani. Eyvah, ailemin her bir ferdi teker teker oyacak beni. Hülya duble oyacak. Nilgün oyacak beni, öldürecek. Allah Allah, bu geminin kaptanı maptanı yok mu ya? Geldi böyle hayalet gemi gibi çıktı tepemize. Ne ses var ne seda. Bir şey de görünmüyor ki buradan. Efendim en iyisi ben bir aşağı ineyim de bir bakayım. Tamam, ben de geliyorum. Tabii efendim. Tamam. Ah Zühtü Beyciğim, ne olur kurtarın bizi. Bu gemi burada kalamaz. Paşa dedemin kemikleri sızlar. Tamam Ayfe Hanım, hallederiz. Tamam. Buyurun, buyurun beyefendi. Geçin şöyle, buyur kaptan. Buyurun geçelim şöyle, sakin sakin konuşalım, buyurun. Efendi, sakin sakin konuşacak neyimiz var? Derhal gemiyi çekmemiz lazım. Acele etmeyin canım, acele etmeyin. Biz kendi imkanlarımızla kurtuluruz. Geminizin yarısı bizim bahçemizde. Nasıl kurtulacaksınız? Biz kurtuluruz. Kendi imkanlarımız var. Kaptan bey, bakın kıyı emniyeti ve gemi kurtarma diye bir hizmet var. Arkadaşlar hemen atlayıp geldiler. Neden faydalanmıyoruz? Arabanız yolda kaldığı zaman siz çekici çağırmıyor musunuz ya? Ben araba kullanmayayım. Gemiyi de kullanamıyorsunuz zaten. Bak ula, sen o sandaldaş adama benziyorsun. Evet. Kuvvet Bey önümüze çıkan beyefendi. Kaptan şunu imzalayın da çekelim şu gemiyi. Yoksa hukuk yolu bizi çok oyalar. Bir dakika, bir dakika kurtarıcı kardeş. Şimdi kaptan bu kağıdı imzalamazsa siz bu gemiyi çekemiyor musunuz? Çekemiyoruz. Kurtarma talebi olması lazım. Ne saçma ya? Ya kurtarılmak istemezse adam? İstemeyebilir ama boğazda olduğumuz için istemek zorunda. Değilim. Ama biz şiddetle kurtarılmayı bekliyoruz. Sen de niye istemiyorsun kardeşim?
Çünkü biz kurtarırsak şirketler ciddi bir para ödeyecek. Onun için bayri ile karaya oturmuş gemileri kurtarma. Kardeşim boğaz trafiği durduruldu. Herkes seni bekliyor. Gidip kurtar o zaman gemini. Baskı yapmayın, baskı yapmayın. Nasıl kurtulacağımızı düşünüyorum ha buraya. Lütfen ikna edin şu kaptanı. Gemide Çin yağı varmış. Boğaz akmaya başlarsa hali duman olur. Sizin hatam. Siz de düşünün. Ay ne demek kurtarılmak istemiyormuş ya? Burası İstanbul limanı mı? Burası ev. Tamam Mulya, tamam. Çalışıyorlar işte. Bu evde bir şey var. Kesin bir şey var. Geldik geleli başımızdan eksik olmadı uğursuzluk. Anne, ben dedemin yanına gidebilir miyim? Ne işin var dedenin yanında? Deden gemiye çıktı. Tamam işte, ben hiç gemiye binmedim. Kızım bindin ya vapura. O vapurdu. Bu yük gemisi. Ceren, yemeğini yer misin lütfen? Yük gemisiymiş. Yüzmüyor bile. Geldi park etti Zühtü Bey'in arabası gibi evimizin önüne. Hulya ya, yeter bu diyet yemekleri. Ben adam gibi bir şey yemek istiyorum. O zaman yarın yemekleri ben yapayım. Anne, ben sıkıldım bu diyetten. Hayır Ceren, sıkılmayacaksın. Madem bir karar verdin, arkasında dur. Kim bu ya? Alo. Alo Kadir'ciğim, ben Nilgün. Merhabalar efendim, merhabalar. Bu iş dünyası yemekte bile rahat vermiyor insana ya. Alo efendim, nasılsınız? Sağ olun, ben neyim efendim? Evet efendim. Neden böyle resmi konuşuyorsun hayatım? Hayırdır Nilgün Hanım, bu saatte? Aşk olsun Kadir, sevineceğini sanmıştım. Niye öyle sanmıştıydınız da? Ya yalımıza gemi çarptı. Hasar büyük. Evet, isterseniz bunları daha sonra konuşalım. Yani daha mesai saatleri içerisinde. Sen beni sevmiyor musun Kadir? Hayda, manyak mı bu kadın ya? İyi geceler, iyi geceler, iyi geceler efendim. Yemekte bile rahat yok Hulya. Kimdi o? İş dedim ya hayatım. İş var, iş var. Nasıl bir iş bu Kadir? Nasıl iş olacak Hulya? Resmi bir iş. Business yani, business. Kesin beni aldatıyor, kesin. Durun, ben bakarım. Buyurun. Ne oldu baba? Kaptanı yemeğe çağırmış bulundum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ne yemek vardı? Bu adam niye gemisini kurtarmıyor ya? Bana bak, ikna et şu adamı. Gemide yiyecek stokları kalmamış. Eğer yarın da burada kalırlarsa bütün tayfa yarın akşam bizi yemekte. Haberin olsun. Bütün tayfa mı? Eyvah, yandık. Sağ ol Hulya. Kaptan, siz burada oturursanız bu gemiyi kim kurtaracak? Geç oldu artık. Yarın bakarım. Yarın marın bakmayın efendim. İmzalayın da çeksinler hemen. Hem siz ödemeyeceksiniz ki parayı. Şirket ödeyecek. İmzalayın olsun bitsin. Buyurun. Ben o cihati hayatımda hiçbir zaman imzalamadım. İmzalamam da. Ne demek yardım istemek, kurtarma istemek? O kadar aziz miyim ben ha buraya? Siz değilsiniz ama biz aciziz. Evin önünde kocaman bir demir yığını duruyor. Kızım çok korkuyor. Kaptan amca, yarın ben de binebilir miyim gemiye? Binebilirsin. Ceren, lütfen odanı çıkar mısın sen? Aman ya, çıkıyorum. Ya ne kadar bu kurtarma ücreti? Bizim oğlan ödesin. 20-30 bin dolardı. Hayır canım, hiç acelesi yok. Kaptan kurtarır gemisini. Ne demişler baba? Gemisini kurtaran kaptan. Hem haberlerde söyledi, boğaz trafiği de açılmış, acelemiz yok yani. İyi akşamlar yenge hanım. İyi akşamlar. Ne oldu Hidayet? Pencereden çay içtiğinizi gördük de kaptanım. Biz de alabilir miyiz diyecektim. Gemide çay, şeker, her şey bitmiş. Tabii tabii alın. 27 kişiyiz yenge. 6 tanesi açık olacak. 2 kişi şeker istemiyor. 4 kişi 3 şekerli içiyor. 1 kişi 7 şekerli içiyor. Diğerleri normal, 2 şeker. Oha. 2 tanesi de limon olsun, size zahmet.
Yok kardeşim, yok. Bizim o kadar bardağımız yok. Burası kahvehane mi ya? Dert etme canım. Ben bardakları getirdim. Pardon. Sen camdan giyimi çek, ben kaptanı alayım. Kaptan, bir bakar mısınız? Bir dakika ola, dur hamuru bir düzelteyim. Bir de gülüyor ya. Şu halimize bak ya, hiçbir şeye hayır diyemiyoruz. Geminin çay ocağı olduk. Tamam Hülya, tamam minik kelebeğim, sinirlenme. Hem karaya oturmuş bir geminin tayfasına çay vermek sevaptır. Yatıya da kalır bunlar, ondan korkuyorum ben. Bak ya, yine anti bıyık. Kimmiş o? Bakmayacak mısın? Bakmayacağım Hülya. Bu telefonlar yüzünden karımla iki satır muhabbet edemiyorum ya. Kadir, aç, aç ve konuş. Hayır Hülya, ben akşamın saat 10'unda çalışmak zorunda değilim. Aa işte de kapatıyorum, kapattım. Selam Hülya abla. İyi akşamlar Kadir abi. İyi akşamlar Hasan. Hayırdır akşamın bu saatinde burada? Ben bir şey duydum. Doğru mu? Ne bileyim ben doğru mu? Önce ne duyduğunu söyle. Nilgün Hanım'la evleniyormuşsun falan. Ne iş? Evet Hasan ya. Sorma. Başıma çok büyük bir bela sardırdım ya. Senin anlayacağın Zühtü Bey şirkette bekar çalışan istemiyor diye... ...biz de bununla Zühtü Bey'e evleniyormuşuz gibi yapalım dedik. İyi de Nilgün Hanım hiç öyle oyun yapıyor gibi gözükmüyor. Evet, evet. Garip olan şey de bu. Biz Zühtü Bey'e numara yapalım derken... ...bir elimi tutmaya çalışmalar... ...bir baygın baygın bakmalar... ...bir eriyip bitmeler... ...bir it çekmeler... ...gecenin yarısında aramalar... ...kadın bana aşık oldu ya. Of be. Of be. Çekici olmak ne kadar zor bir şey. Bilmez miyim? Hayır. Ölümden kurtulması kolay. Kolay da Zühtü Bey'e ne diyeceğiz? Adama biz evleniyoruz dedik... ...o da düğününüzü ben yapacağım diye tutturdu. Yapma ya. Ben de yapma ya dedim ama yapacağım diye tutturdu. Keşke işe girerken bekarım demeseydin Kadir abi. Bak bekarlık sultanlık değilmiş. Bana bak Hasan. Sakın Hülya yengen duymasın. Zaten kıllanıp duruyor ona göre. Yok yok. Benden duymaz duymasına da birinin söylemesi şart. Yoksa düğününe çağırmadın diye kızabilir. Sus be Zevzek. İşte böyle Hasan. Adam bir türlü çekmiyor gemisini bizim yanının oradan ya. Adama gemini çek diyoruz, çekemem diyor. Çekici tutmak lazım diyor. Çekici tutalım diyoruz, para lazım diyor. Yani ne yapacağız bilmiyorum Hasan. Fazla mı olur acaba? Niye fazla olsun? Merhaba. Ay Berin, insan bir günaydın der, geldiğini haber verir değil mi? Günaydın. Erkencisiniz bugün. Uyku tutmadı. Bütün gece davetiye ne yazacağımı düşündüm. Nilgün Hanım kızmayın ama beni bazen çok şaşırtıyorsunuz. Aa, nedenmiş efendim? Ben sizi hayatta bir erkekten hoşlanmaz sanıyordum. Hele ki bıyıklı bir erkekten. Ay, insan zamanla ön yargılarını yenebilir. Tabii, hele ki evde kaldıysa. Erkekleri fazla ince eleyip sık dokunmamak lazım. Yoksa hepsine bir kulp bulunuyor. Yani artık feminist değil misiniz? Ben zaten feminist değildim ki.
kadın hakları savunucusuydum ve hala da öyleyim. Peki aşık mısınız Kadir Bey'e? Aşka inanmam ben ama sevgi dersen... Nilgün, ne öyle sabah sabah aşklar, sevgiler falan? Ay, sizce Zühtü Bey düğün için nereyi uygun bulacak? Nikahın evde olmasını Uğur'u için istiyorum. Gel. O sizin oturduğunuz salon var ya, orada bir sürü akraba nikahlandı. Hepsi de çok mutlular şimdi. Efendim, isterseniz biz yalıya çarpan gemi üzerine konsantre olalım. Bence önce nikaha konsantre olsak daha iyi olur Kadirciğim. Değil mi? Siz nikah gününe karar verdiniz mi? Hayır. Evet, bence bir an evvel olmalı. Bence de. Bence de Zühtü Bey. Aman be, aman be. Adam beni bu kadınla bizim salonda evlendirecek. Bundan daha büyük felaket olamaz. Neyse, önce şu gemiden kurtulalım. Gemi gider gitmez de nikahınızı kıydırırız. Sağ olun efendim. Neyse, biz müsaadenizi isteyelim efendim. Tabii, tabii. Buyurun. Hasan Bey, ben bu kadınla evlenemem. Hani bütün bunlar bir oyundu? Oyundu ama kontrolden çıktı. Ben ne yapayım? Ne demek ben ne yapayım? Ne demek kontrolden çıktı? İçeride nikahımız konuşuluyor. Ne olacak canım? İkiniz de bekar insanlarsınız. Evlenin, çoluk çocuğa kavuşun. Olmaz efendim. Ben sadece onunla evleniyormuş gibi yapacaktım. Yani Zühtü Bey'e göstermelik. Kim evleniyormuş? Bilmiyorum kızım. Afife Hanım sürpriz diyor. Evet, sürpriz. Bence harika bir çift olacaksınız. Tüm büyük aşklar gibi sizinki de kavgayla başladı. Ben gidip şu Nilgün Hanım'la bir konuşayım. Olmaz, olamaz. Kaptırmasın kendini bana. Duygularına biraz gem vursun ya. Kadirciğim. Efendim. Anneli babanın ismini öğrenebilir miyim? Niçin? Davetiye hazırlıyoruz şekerim. Davetiye mi? Evet. Yaşar nasıl olmaz. Bakın Nilgün Hanım. Avukatım kaptanı hukuken sıkıştıracak. Tahminen gemi yarın gidebilir. Yani nikahınız yarın kıyılabilir. Müsaadenizle ben çıkabilir miyim Zühtü Bey? Davetiyeleri seçeceğim de. Tabii. Siz de çıkabilirsiniz Kadir Bey. Buyurun. Yok efendim, ben gitmeyeyim. Bir kişinin seçmesi daha iyi. Şimdi ben oraya gidersem, yok yaldızlı olmasın, yıldızlı olsun, yok çiçekli olmasın, böcekli olsun diye kavga çıkartırım. Doğru. Bu işleri hanımlara bırakmak lazım. Siz çıkabilirsiniz Nilgün Hanım. Bu arada tarih belirlesek mi acaba? Hafta sonu olması lazım. Çünkü ben belediye başkanından nikah kıyması için rica edeceğim. Belediye başkanı. Ay, harika, harika. Ben çıkıyorum. Ben yandım. Ben mahvoldum. Selamünaleyküm. Merhaba. Merhaba. Geçin, geçin şöyle. Biraz brainstorming yapalım. Yapalım Kadir abi. Ben brainstorming çok seviyorum. Öyle mi? Ya Kadir abi, brainstorminglere falan ne gerek var ya? Git direkt söyle kadına. Ben evlenemem de olsun bitsin. Kadın bana aşık evladım. Eğer evlenmem dersen gider Zühtü Bey'e öter. Neyi öter? Neyi ötecek? Bu evliliğe benim numaradan evet dediğimi, Zühtü Bey'i kandırdığımı. Doğru. O zaman sen de Nilgün Hanım kendinden soğut. Evet. Geceleri horluyorum falan de. Ha, söyle bravo. İşte brainstorming diye ben buna derim. Şimdi bu fikrin detaylarına inelim. İnelim. Naim abi, kağıt gelsin, kalem gelsin, çaylar gelsin. Bu ne biçim brainstorming? Geliyor. İyi günler Beren Hanım. Ersan Bey nereye gittiler? Yalıya gitti, malları kurtarmaya. Öyle mi? Nilgün Hanım geldiğinde bizi biraz yalnız bırakabilir misiniz Beren Hanım?
Ki gördüğünüz gibi geldi. Ben sana ocakta bir çay ısmarlayayım, veririm. Buyur. Kadir. Efendim. Bak davetiyemizi seçtim. Evet, çok güzel. Beğeneceğini biliyordum. Nilgün. Evet. Biraz oturabilir misin? Tabii canım. Evlenmeden önce bilmeni istediğim bir şey var Nilgün. Nedir o? Ben geceleri rezalet horlarım. Horlar mısın? Ya, hem de ne horlama. Öyle böyle değil. Ben yatar yatmaz bir ayıya dönüşürüm. Canım, ayrı odalarda yatırız. Artık modern çiftler böyle yapıyor. Ayrı odalar seni kurtarmaz. Benim horultum her yere gider. Biz de büyük bir ev tutarız. Ayrıca benim ayaklarım da çok kokar. Ay, erkek değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Ama benim ayaklarım 10 erkek gücünde kokar. Bunlara itiraf etmen büyük yüreklilik ister. Keşke herkes senin gibi dürüst olsa. Sanırım sen beni anlayamadın. Bak böyle daha iyi anlayacaksın.